Evet, herkese merhabalar. Oo, evin içine açılan bir kapı daha. Ay evet. Evet. Yine bu evde de bir sararmışlık sendromu sanki seziyoruz. Duyduğuma göre bugün sizin doğum gününüzmüş. Kaç yaşına girdiniz? 24'üme girdim. İyi ki doğdun, nice mutlu senelere. Evet. Ne kadar da güzel. Bugün sizin için çifte bayram Pınar Hanım. Tam gününde doğmuşsun. Tam gününde doğdum çifte gerçekten. Çifte bayram yapmışlardır. Kazanırsanız parayı ne yapacaksınız? Yarısını yarışmacı arkadaşlarıma bölmek istiyorum. Diğer yarısında evet. Diğer yarısında açıkçası annem illa dişim, iki tane dişim var, onu yaptır, onu yaptır diyor. Bir saniye, sen şimdi 10 bin lirayı alacaksın. Evet. 5 bin lirasını, 4 bin lirasını birer birer onlara vereceksin. 5 bin lirasını dağıtacağım normal şekilde onlara. Çok gönlü zengin bir insanım değil mi? Peki bunu rakiplerinize söylediniz mi? Yok, kimseye söylemedim. Kesin biliyorlardır. Hayır, hiç de bilmiyorlar. Tam adamın kız. Bu adam iyilikten ne anlar kız? Konuşmuyorum ya. Bu şimdi diyecek ya, öyle diyor ki onlar da yüksek puan versinler. Bak, ama bak, hiç bak. Söylemedik ki. Vallahi çok güzel bir taktik bu. Bir tane kazanacağını düşünen yarışmacı olsa, hadi bilemedin iki tane olsa, kesin kaybedeceğini düşünen iki yarışmacı Pınar Hanım'a yüksek puan verir. 1000 lira da kar, avanta. Sanmıyorum ben olsun yani. İnanmam sana, onlar inanmam. Pınar Hanım bana vereceğiniz puana göre size para vereceğim demiş bile olabilir. 3 verirseniz 500 kağıt işler, 5 verirseniz 1000 lirayı. 1000 lira işte. Ama bence onlar sana hiç güvenmemişlerdir. Onlar bana gerçekten hiç güvenmiyorlar. Açıkçası kimse bana güvenmiyor biliyor musunuz? Ya ben bu yarışmaya geldim ama arkamda bir güvencem yok. Arkanda duran kimse yok mu sen yaparsın yani diye? Yani bir güvencem yok. Annem bile yani dinliyorum, anne diyorum işte ilk gün evler çok güzeldi diyorum. Ya rahattı, kolaydı ama beceremediler diyorum. Sen bir yarın git de seni bir izleyek de bir seni görelim. Seni de bir görelim. Peki, kendine güveniyor ama sen bu 5 bin lirayı dağıtma işini bir daha bir öyle düşün. Öyle kimseye ihtiyacım yok. Yok, yarışmaya gelmeden önce onu düşündüm ya. Hani sonuçta dedim ki yani ben de geliyorum buraya bir yemek veriyorum. Sonuçta bir ev hepimiz temizliyor muyuz? Temizliyoruz yani. Yarısı da bir şey değil, 5 bin lira ne ki? Finalden sonra bakalım ne düşüneceksin Kadir? Bence de bakalım. Ben orayı bekliyorum. Finalde beni yiyecekler zaten. Hadi mutfağa buyurun. Ay, mutfağımın alt dolapları çok yağlı, buradan görüyorum ama küçükmüş. Ne oldum şu anda? Ama bir şey diyeceğim, bunlara yağ sökücüysek akar hemen. Evet, çünkü şey parlak değil. Mobilya, parlak mobilya, parlak mobilya gerçekten şu bu dolabı. Şu ne? Biri bulaşık makinesi, biri çamaşır makinesi. Onlar da berbat. İlk bakışta şanslı gibi görünüyorsunuz ama yine de belli olmaz. Evet, zor yanları da var şimdi. Bugüne kadar Amerikan mutfaklı bir ev temizleyip de kazanan olmadı hiç. Ben kazanacağım ya. Amerikan mutfaklı uğursuz geliyor. Örümcekler çok cam var. Cam kötü, tüller sararmış, koltukların kılıfları evet. Bordo ama buzdolabı. Buzdolabımız evet. İyi, güzel. Yok, kötü değil gerçekten. İyi. Kapağına bakayım. Bozdu bu da. İyi, güzel güzel. Güzel. Evet. Banyomuza baka. Oh oh oh. Oh, lavaboya bak. Kılıf. Ay, bu koku ne? Ayak mı kokuyor? Çiş mi kokuyor? Kıraketin içi çok kötü, lavabo kötü, yerler desen öyle. Küvet de kötü. Küvetin, evet, küvetin içi de kötü. Ama var ya, ben böyle banyo temizlemeye çok alışkınım. Ne sanmıştın? Siz neydin böyle hep? Hayır, yok. Ben otelde çalıştığım için hep böyle küçük banyolar gelmiş. Peki otelde de bu kadar kirli yok, miydi? Yok canım, otelde böyle değil de. Ama... Sen ne iş yapıyorsun normalde? Ben normalde güzel uzmanıyım. Ha evet, pardon, nasıl olmuştu bugün? Ama işte okul sıralarında çalışırken mecburen bir takım işlere gittik. Her yer örümcek ya. Şu benim sarılığına bak, örümcek. Aa, bu fayanslar yıkanacak cam. Banyoda da az işte yok yani, var iş var. Bakıyorum pervazlara da yağ sökücü sıkıyorsunuz Pınar Hanım. Yapma ya, o kadar mı kötü? Yine formundasın Kadirciğim. Evet. Isır diyor ayak bileğimi. Ne dedin? Ah, ne yapıyorsun? Hoşt. Sildiğim çamaşır makinesinin üstüne basıyor. Ne yapayım? Çekim yapıyoruz burada herhalde. Kıtlarım senin bacağını. Pınar Hanım'ın yüzünü göremiyorum. Temizliğini gör. Ne yapacaksın sen onun yüzünü görüp de? Hemen ya. Süpürmedik şu yere Allah'ını süpürme. Neyse öyle. Kafasını anca alırım zaten. Ya sapsarı. Daha örümcek ağları duruyor ama. Evet, hayır, olmaz, izin vermiyorum. Kız sen dizdirme, ben alacağım. Almayacaksın. Aa, Kadir ne yaptın? Kaydı! İleğen kaydı! Ona şey verin, paspas verin. Ay ay, ay. Ola dur, su gidiyor.
Su gele koldur, koldur. Gel de yar beni koldur. Temiz suyu mahvettin Kadir. Kanan beni mahvetti burada. Öldürürsen sen öldür. Su gele koldur, koldur. Kız bu yerler taşmış, iyi. Gider hemen değil mi? Gider gider gider. Bu nasıl bir sakarlık böyle Kadir? Nasıl becerdin bu işi? Tutamadım lan, elimden kaydı. Su gele koldur, koldur. Gel de yar beni koldur. Bir damla çorba. Şimdi bu suyu da dökeceğiz. Hemen bunu buraya alalım. İçerinin camını sildim ya, o deterjanlı şey suyu boşa dökmedim. Camın kabasını aldım onunla. Hemen şimdi o gene almış eline yansıtıcıyı. Sık getir de cama sık. Hop, evet gördüğünüz gibi. Hemencik camımızın doğramalarına sürt, demirlerine sürtmüyor. Dur. Sıkıyorum, sıkıyorum, sıkıyorum. Kadirciğim, maalesef sana kötü bir haberim var. Cam açık mı kalmış? Aa, içeri mi gidiyor su? Evet, içerisi sırılsıklam. Su mu oldu? Gözün kör olmasın, izleyene kadar kapatsana o camı. Aç camı, aç, 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 aç. Kız Fazilet. Efendim. Evet, su gelmemiş eve. Kız, o yerler soğumuş mu? Evet, hep su burası. Cam açık kalmış. Allah aşkına oradan bir tane yer bezi at oraya. Tamam, tamam. Ki kız, tamam. Camı kapat da öyle git. Şükriye, beni camı kapat. Beni mahvettin Kadir sen beni. Senin kameraman gibi boynun altında kalmadı. Hoş bulduk, Allah razı olsun. Sağ olun. Orada avel avel durma, su akıyorsa ses aktı mı? Akmadı, koskoca adam akıp akmadığını bile anlayayım. Vallahi ayna gibi oldu, oh işler ayna, çal çal oyna. Altın dişli heyriye, hıldır hıldır yeriye, ağzı burnu çürüye. Gel beriye, beriye. Oynamayı bırak da durula şu camı. Tamam, duruladım işte daha. Kurula, kurula. İçeriden o, buradan elim girmez. Ne demek girmez Kadir? Girmez, girmez, hadi. Tararay, rararay, ririrom, tiniriray, ririray, ririrom, çiki çiki rom rom. Senden puanını alacağım Yasemin. Evet, tahmin doğru çıktı ve 3 geldi. Sormak yani ister misin? Yani şaka gibisin gerçekten. Şu an sana bir şey diyemiyorum yani. Nazan abla, çevir puanını. Puanım 2. Aslında 1,5'tan yapacaktım ama dedim ki yine 2 olsun dedim. Gerçekten anlamıyorsun. Sen ben anlamıyorum. Ama şimdi abla 2'yi nereye verdin? Hiçbir şey bilmiyorsun. Çoğu işi sen yaptın Kadir. Ha, o yapmadı yaptı ki. Yaptı. Yani beyaz eşya diye tutturdu, beyaz eşyaları sen yaptın. Ve onların ikisini de onun yapmasını istiyordum. Çünkü gerçekten çok pisti. Onları yapsaydı 3 saatte çıkamazdı o mutfaktan. Sen alsaydın o küçük camı mesela. Ya da buzdolabı çok bir şey gerektirmiyor, sen alsaydın. Buzdolabını ben bilerek almadım. Buzdolabı temizlik istemiyorum artık, ben bıktım buzdolabı. Hayır, zaten almadım. Temizdi ya. Ama şimdi bir şey diyeceğim, yüzden buzdolabını temizleseydin de diyecektin ki buzdolabının en üstü hayır, kirliydi diyecektin. Onlar çok kirliydi bak. Ya özellikle baktım, çamaşır makinesi şey için leş gibiydi. Onlar da eğer olsaydı zaten o mutfaktan çıkamazdı, yetiştiremezdi. 3 saatte çıkamazdı. Ben ikinci kabul etmiyorum yani. Değilsin. Yasemin'in evine 4 verdin sen. O pis ha. Eve 4 verdin. Benim bu evime 2 veremezsin. Değişiyorsun o puanla. Sana soracağım şey bilmiyorum onu. Bu oynama kapanmadan senin o puanını değiştirmeni istiyorum. Peki. Bakalım Bahar kaç puan verecek? Bilmiyorum ya. Gerçekten siz hiçbir şey bilmiyorsunuz ya. Bu yarışmaya boşuna gelmişsiniz gerçekten. Evet, Songül puanlarını veriyor ve son puan veriliyor. Songül puanlarını açıkladıktan sonra kimse puanını değiştiremez. Pınar sana kaç puan gelecek? 3 geldi. Evet. Yok gerçekten. Eline emeğine ben sağlık. Ben gerçekten ya. Temizliğe puan verdim. Şimdi eline koluna sağlık. Mutfağına gelelim. Mutfağın kolay bir mutfaktı. Açık ve net söylüyorum. Evet, fayanslarında yağların vardı ama dolaplarına yağ sökücü sıktığında hop aşağı inen, hı hı, yağ değildi onlar zaten. Evde bir evet, tütün dumanı diyeyim, hı hı, sana ben. Onlar da onlar. Ve mutfakta 2,5 saat çok gereksiz bir süreydi. İnanılmaz gereksizdi. Yani sen şu üstteki 2 dolapta neredeyse 40 dakika geçirdin. Evet, 40 dakikaya yakın uğraştım. Yani sen orada ne yaptın, ben onu çok merak ettim. Bir beze en fazla deterjanı dök ya da sıktın, durulayıp çıkacaktın üstten, bitti. Yani sen temizliği uğraştım anlayan biri biraz olarak açıkçası orada. Yani ilk başta orayı çok i̇şte kirli gördüğüm biraz için biraz saçma uğraştım. Evet. Vaktini çok öldürdün orada. Hı-hı. Ha, temiz olduğunda evet temiz olmuş mutfağın. Eline koluna sağlık. Ama o mutfak için gereksiz bir süreydi. Neden? Çünkü banyon daha kirliydi. Küçük evet, bir banyoydu. Burada Yasemin'e hak veriyorum. Evet, kendi planına saygı duyuyorum. Hı-hı. Ama bu yarışma için biraz sorunlu bir süreydi orası. Çünkü salon da kötüydü. Şuradaki örümcek ağları evet duruyor. Banyoya geldiğimizde ise mutfakta 2,5 saat geçirdiğin için 20 dakika orası için çok azdı. En azından güzel bir 40 dakikayı oraya verecektin. Rahat rahat fayansı, küvete, evet 20 dakikada elinden geleni yaptın. Eline koluna sağlık.
klozetin içini terledin. Sonra eldivenlerle evet, banyo ya. Dolabına ve gittin. Ve ben çift eldiven taktım. Evet, unuttun. Oraya gittin. Bu da önemli. Temizlik anlayışı evet, işte. Bir temizlikten de, anlamıyoruz çünkü. Bir de kız evet. Bir müsaade edin. İşte edemiyoruz işte. Hemen edemiyoruz işte. Küvetin altı var ya, o küvetin altı açılıyordu. Ben oraya evet açılıyordu ama baktım çok az dakikam kalıyor. Hiç açmayacağım. İşte. Kendi kendime de söyledim açmayacağım gitti. Dedim. 40 dakika orada gitti. Eline kolmasak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.